Evet arkadaşlar, size bugün Samsung T230'a arkadaşlar nasıl Android 5.0 yükleniyor arkadaşlar, onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi cihazınız bilgisayarımıza bağlı. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Önce şurada bazı dosyalar var. Ben bu dosyalar linklerini arkadaşlar size videonun altında vereceğim. Siz buradan bu dosyaları indirip arkadaşlar masaüstünüze kaydedin. Böyle bir klasörün içine atın. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu dosyalarda neler var? Önce onları bir göstereyim. Burada bir root dosyası ve gördüğünüz gibi recovery dosyamız var ve Samsung driver'ımız var arkadaşlar. Eğer elinizde Samsung driver'ınız yoksa bunu kurun. Tabii işleme başlamadan önce bunu kurun. Ondan sonra işleminize başlayın arkadaşlar. O dinlemiz var. Yazılım yükleme programımız. Ayrıca arkadaşlar burada recovery'miz var ve root dosyamız var. Burada da arkadaşlar Samsung'un versiyon yazılımı var. Bu versiyon yazılımı arkadaşlar, orijinal versiyon yazılımı. Bildiğiniz gibi 4.4.2 bu son versiyonu çıkarılan, resmi olarak çıkartılan son versiyonu. Ayrıca arkadaşlar burada da daha önce başka bir cihazdan portlanmış Android 5.0 yazılım var. Şimdi bundan önce siz arkadaşlar masaüstünü indirin ve bir klasörün içine atın. Ya da kendi bildiğiniz bir şekilde onları bir yere saklayın arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Önce Odin programımızı çalıştırıyoruz. Bakın şuradan Odin programımızı çalıştırdık. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi Odin programımız geldi. Şimdi burada biz tamamen yazılım atmayacağımız için arkadaşlar AP bölümünden bakın burada masa üstünde T230 klasörünün içinde bulunan, root klasörünün içinde bulunan yani indirdiğiniz dosyalar içinde recovery tar var. Bakın bunu seçiyorum. Şimdi bu dosyayı seçti. Cihazım şu an normal modda arkadaşlar. Şimdi cihazımızı da yan tarafa açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazım normal modda açık. Burada cihazımızı kapatacağım arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Cihazımızın önce bir versiyonlarını bir görelim. Bakın şuradan genel bölümüne geleyim. Cihaz hakkında. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar cihaz 4.4.2. Buradan görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar detaylarını gördünüz. Şimdi kapatalım cihazımızı arkadaşlar. Önce cihazımızı kapatacağız. Zaten Odin programımızı açmıştık burada arkadaşlar. Odin programında recovery dosyamızı da seçmiştik. TVRP dosyamızı seçmiştik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken cihazımızı kapatıp arkadaşlar cihazımızı kapatıp download moda almak. Çıkartıyorum. Kapatıyorum cihazımı. Evet gördüğünüz gibi cihazımı kapatıyorum. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Orta tuş, ses kısma ve power tuşuna birlikte basacağız. Ses kısma, power tuşuna birlikte basıyorum. Bakın şu şekilde. Burada download mod ekranı geldi. Burada eğer işlemi iptal etmek istiyorsunuz arkadaşlar aşağı tuşuyla yani volume down tuşuyla iptal edebiliyorsunuz ya da devam etmek istiyorsunuz arkadaşlar volume up diyerek arkadaşlar continue diyerek devam ediyoruz. Burada kablomu tekrar takıyorum. Bakın bilgisayarımın kablosunu takıyorum. Bilgisayarımız zaten onu gördü. Şimdi buraya COM port olarak gelecek. Gördüğünüz gibi COM 5 olarak geldi. Ve arkadaşlar start diyorum. Evet. Start dedik. Cihazımız gördüğünüz gibi işlemi bitti. Şimdi cihazımız açılıyor. Şimdi burada yaptığımız şey şu. Cihazımıza TVRP recovery yazdık. Şu an recovery menüyü açmıyorum. Önce cihazımız açılsın ve içine arkadaşlar bize lazım olan dosyalarımızı da atalım. Attıktan sonra cihazımızı TVRP modu alıp yazılımımızı yükleyeceğiz. Şimdi Odin'le işimiz bitti arkadaşlar. Onu aşağı atıyorum. Bakın şurada bu dosyayı alacağız. Şu an bilgisayarımda henüz cihaz açılmadığı için burada görünmüyor. Bir gelsin arkadaşlar onu bekleyelim. Evet arkadaşlar telefonumuz açıldı görüyorsunuz yan tarafta küçük ekranda. Cihazımız açıldı. Şimdi bilgisayarımızı da onun görmesi gerekiyor ki içine dosyalarımızı atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızı bilgisayarımız gördü. T230 olarak gördü. Bazen bu isimler değişebiliyor ama sonuçta T230 olarak görüyor. Gördü. İçine giriyorum arkadaşlar. Bakın burada dosyalarımız boş. Yok şu an. Şimdi bu T230 klasörün içinde bulunan arkadaşlar. Bakın şurada root klasörün içinde bulunan. Bu update su dosyamızı buraya atıyorum arkadaşlar. Önce o dosyamızı oraya kopyaladık. Bakın buraya geldi. Bir de arkadaşlar Android 5.0 olan yazılımımızı seçip tekrar buraya bırakıyorum. Onu da kopyalamasını bitirsin arkadaşlar.
Bu arada cihazımız açık, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki dosyamız da yüklendi. Bakın, buraya update su dosyamızı buraya yükledik arkadaşlar. Ve Android 5.0 yazılımımızı. Şimdi işlemlerimizi arkadaşlar burada bu şekilde dursun. Şu an bilgisayarımızın, tabletimizin içi bu. Tabletimiz burada. Görüyorsunuz, tekrar içine giriyorum. Tablet bölümüne giriyorum. Bakın iki dosyamız da burada. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar şey şu. Şimdi yapmam gereken tabletimi kapatıp recovery mode alıp arkadaşlar dosyalarımızı yüklemek. Şimdi önce şarjdan çıkardım cihazımı. Kapatıyorum arkadaşlar. Cihazımı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar orta tuş, yukarı tuş ve açma tuşuna birlikte basıyorum. Logo gelince power tuşunu bırakıyorum arkadaşlar. Ve basmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar recovery moda girdik. Cihazımız recovery modda. Burada install diye bir bölüm var. Bu install yazan bölüme tıklıyorum arkadaşlar. Önce buradan aşağıda bulunan update su dosyamızı arkadaşlar yüklüyorum. Tekrar home'a geliyorum arkadaşlar. Bu sefer install diyorum. Tekrar arkadaşlar T230 5.0 yazılımı seçiyorum. Ve onu kuruyorum arkadaşlar. Böylelikle cihazımızı hem root etmiş hem de Android 5.0 yazılımı yüklemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurulumumuz tamamlandı. Burada Reboot System Now diyerek arkadaşlar cihazımızı açıyoruz. Tekrar şarja takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Şimdi güncellemelerini de yapsın. Yaptıktan sonra zaten cihazımız Android 5.0 olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işimiz tamamlandı. Şuraya tamam diyeyim. Gördüğünüz gibi cihazımız Android 5.0'a yükseltildi arkadaşlar. Ayarlara geliyorum. Bakın. Şurada genel bölümü olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Cihaz hakkında gördüğünüz gibi, bakın cihazımız arkadaşlar artık Android 5.0 oldu. Tüm Google uygulamaları zaten yüklü arkadaşlar. Google'la ilgili, application'larla ilgili bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Android Market'e de zaten eğer Wi-Fi'ye bağlısanız kendisi arkadaşlar Google Play Store güncelleyecektir. Sıkıntısız bir ROM arkadaşlar. Hepinizin kullanmasını en azından 5.0 versiyona yükseltmek için arkadaşlar soran arkadaşlara da en azından bu şekilde yardımcı olduk arkadaşlar. Basit bir işlem. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.